sorusuna yanıt arayacağız. Aslında inşaat sektörü konuşuyor diyeceğiz. Bunun için 3 değerli konuğumuz masadaki yerlerini aldılar kendilerine de merhaba diyeceğiz. Ama 3 önemli başlık var değişimi yöneten, bundan sonraki süreci belirleyen. Konut hala cazip mi diyeceğimiz 3 değerli konuğumuza merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Günün sorusunda konut hala cazip mi dedik. Biz ne zaman size sorsak, evet şimdi cazip dediniz ama bu kez parametrelerde değişim var. Nedir durum? Günün sorusuna gelin yanıt arayalım. İnşaat sektörü konuşuyor diyeceğiz. Pek çok değişim olunca sektörde buluşalım istedik ve 3 değerli konuğumuz bizi yanınız bırakmadılar. Az önce merhaba dedik, hemen kendilerine yönelildim. Hamit Demirdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz. Altan Elmas Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Bey, siz de hoş geldiniz. Ve Uğur Dumankaya, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, siz de hoş geldiniz. Bulduk. Çok kilolar verip gelmişsiniz. Evet. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kaç kilo verdiniz Uğur Bey? 29. Çok ciddi bir rakam. Adım adım mı gidiyor, devam ediyor mu diye. Yani tabii ilk 3-4 ay oldukça hızlı, özellikle ilk 2 ay oldukça hızlı geçti. Ondan sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Ama bu yani iradenin zaferi değil. Ben midemi ameliyat ettirdim. 3'te 2'sini aldırdım. Ondan dolayı oluşan bir şey. Evet, ama çok memnunum. Allah'a şükürler olsun yani. Geçmiş olsun diyelim o zaman. Son derece gözle görülür bir değişim. Diğer yandan inşaat sektörüne baktığımızda da, makroekonomiye baktığımızda da pek çok değişim var. Bu değişim içerisinde de patronlar kendilerini de yeniliyorlar. Bunu gözle de görüyoruz. Peki, tekrar geçmiş olsun diyorum ve devam ediyorum. Konut hala cazip mi? Az önce söylediğim gibi aslında biz bunu ne zaman size sorsak alacağımız cevabı da biliyoruz. Belki izleyicilerimiz de öyle diyebilirler ama bu kez pek çok rakamlara da dökebileceğimiz değişim var parametrelerde. 3 önemli değişiklik. Gayrimenkulde %1 KDV avantajı bitti. %18'e dönüldü. Daha doğrusu oradaki konutların tükendiğine dair, ruhsatı alınmış konutların tükendiğine dair yeni inşaatların başlanmasının akabinde böyle bir sonuç çıkıyor. Yıllık konut kredi faizi çift taneye çıktı. %11'leri gördüğümüzü geçtiğimiz aylarda net bir şekilde hatırlıyoruz. Ve ruhsatı olmadan maketen satış yapılamayacak. Bu da önemli bir madde, tüketici kanunuyla birlikte doğrudan gayrimenkulü etkileyebilecek pek çok başlık var. Maliyetleri de artıracak diye yorumlanıyor hatta. Tüm bunların üzerine soruyorum. Konut hala cazip mi? Ne dersiniz Uğur Bey? Konut hala cazip. Tabii ki cazip. Yani çünkü uzun zamandan beri gayrimenkul sektörü ciddi anlamda ivmeli gitmiş olmasına rağmen hala gayrimenkul girişleri fiyata çok ciddi anlamda zam yapamıyorlar. Çünkü özellikle markalı konutlarda yeteri derecede arz var. Yani bu arzdan dolayı da bakıldığında işte konut kredi faiz oranlarında düştüğü zamanlarda dahi satışlar ciddi anlamda artmamıştı. Yani fiyat da vadeyi kıyasladığımızda konutun daha cazip olduğu gözüküyor. Bu arada ben soruyu biraz şey yaptım, karışık anlattım, kusura bakmayın. Safla. Böyle bir fotoğraf var diyorsunuz. Evet. Aslında faizlerin düştüğü ortamda da aşırı talebi biz görmedik dediniz. Evet. Bir geçiş süreci herhalde, tasarrufa da çağrılırken aslında tüketici, evet, biz tasarruf aracı olarak da görürüz konutu. Öyle görülebilir mi yoksa tam tersi olabilir mi? O da bir başka başlık olacak ama ne dersiniz? Konut hala cazip mi? Sözünüzün başında da söylediniz. Biz son 5 senedir buna evet cazip diyoruz hep. Çünkü bunun çok temel bir dinamiği var. Yani Türkiye'de büyük bir konut açığı var. Konut açığı olduğu müddetçe bu kaçınılmaz bir şey. Evet, faizler yükselince ya da piyasanın ekonomik şartları değişince insanlar bir miktar bekleme süreçlerine girebiliyorlar. Ama bunlar bazen 3 ay, bazen 6 ay, en fazla 1 yıl. Ama sonunda bu bir dengeye kavuşuyor. Çünkü 700 bin civarında bizim yıllık konuta ihtiyacımız var. 600 bin evliliklerimiz var, 100 bin boşanmalarımız var, toplamda 700 bin konuta ihtiyacımız var. Şimdi satılan konutlara bakalım, birbirini dengeliyor mu? 2010 yılında 630 bin konut satmışız, bütün Türkiye olarak. 2011'de 700
8 bin. 2012'de yine 702 bin konut satılmış. Hı hı. 2013'ün 3 çeyreği 9. ay sonu itibariyle de şu anda 800 860 bin özür diliyorum. 860 bin konut satılmış vaziyette. Yani bu yılın sonunda muhtemelen 1 milyon 100 bin, 1 milyon 150 bin konut yapacak bu. Biraz önce söylediğim şimdi o KDV'nin bu, tabii ki o ivmesi de vardı verdiği. Bu yılda olabilir. Vardı. Bu yılda KDV'nin ivmesi olabilir. Ama şu var, ciddi anlamda stoklar tükendi demektir bu. Çünkü biz 1 milyon konut üretemiyoruz. Yani ihtiyaç 700 binlerde. Alım satım da 700 binlerde geziyor. Onu görüyoruz. Peki ruhsatlar ne? O da 600 binlerde geziyor. Yani 800 bine çıktığı yıl da var. Yani belli kendi içinde bir denge oluşturuyor. Dolayısıyla bu yıl büyük oranda stoklar tükenmiş olacak. Özellikle KDV'nin de etkisiyle, %1 KDV'nin etkisi ve düşük faiz etkisi. Yani ilk yarı yıl rakamları da bunda etkili. Dolayısıyla yani konut almak her zaman söylediğimiz gibi yine doğru, yine yanlış değil. Faizlerin düşmesini beklemek doğru değil. Çünkü faizler düştüğü zaman yeniden yapılandırabiliyor tüketiciler. Evet, bankalar tek taraflı değiştiremiyor ama tüketiciler tek taraflı değiştirebiliyor bunu. Evet. Orada da erken kapama dediğimizde de konut kredisini orada sınırlamanın geldiğini de hatırlatalım. Siz ne dersiniz Hamit Bey? Konut alma zamanı mı? Bu noktada hani 2014'ü yoksa bekleme zamanı mı? Altan Bey dedi ki 5 senedir. Biz 30 senelik bir firmayız. 30 senedir sattığımız her konut bir sonraki yıl prim yapıyor. O yüzden her gelen gün konut alma zamanıdır. Biz geçen haftada bir basın toplantısı düzenleyerek son 4 senenin konut getirisini, döviz getirisini, altın getirisinin bir analizini yaptık. Altın 4 senede %66 kazandırmış. Döviz %36 kazandırmış. Konut %74 ile %150 kazandırmış. Böyle bir sertine getiri, göre. Evet, getiri varken, böyle bir getiri varken konut almak her zaman için caziptir. Bir de Türkiye'de her geçen gün konut sahibi olmak isteyen hevesli bir tüketicinin olması nedeniyle bu bir yatırımdan çok ihtiyaç meselesidir. O yüzden konut alma caziptir ve gerçekten de bu dönemlerde konut almanın tam zamanıdır. Ben bunu her söyleşimde söylüyorum. Konutlarda kar marjları çok düşük. %10'larla %20'ler. Bugün 2500 liraya bir konut satıyorsanız maliyetleriniz zaten %30, %35, %40 kat karşılığı aldığınızda maliyet fiyatları. O yüzden konutun şu an Türkiye'de Avrupa ülkelerine baz aldığımız zaman, kıyas aldığımız zaman konut Türkiye'de çok ucuz. Önümüzdeki yıllarda da konut fiyatları kesinlikle ben artacağını öngörmekteyim. Banka faizleri bir ara çıkmıştı, çıkıştaydı ama son günlerde dikkat ederseniz banka faizleri 0.5 puan, 0.3 puan gerilemeye başladı. O gerileme nedeniyle bu yılın sonu ve önümüzdeki yılın başlarında banka faizleri biraz daha düşe geçtiğinde konut almanın en cazip hale geldiği bir dönem olacağını, ben yatırımcıların da markalı konutlardan mutlaka olmazsa olmaz almalarını öneriyorum. Evet. Şimdi önemli değişimler var dediğimizde bu değişimlerden biri tüketici kanunuyla ilgili değişimdi. Benim bir şeyde de aklım takıldı. %10-20'ler çok düşük kar marjları dediniz. Evet. Ona da tekrar geleceğim. Onu da altını çizmek yalnız lazım. KDV ile alakalı %1 bütün konutlar %18 KDV'ye yükselmiş değil. %11, %1 KDV devam ediyor. Metrekareye göre. Arazinin metrekaresi. Arazinin birim semtin fiyatına göre. Semtin yerine göre 1, 8 ve 18 olarak. Ama çok büyük, Türkiye'nin çok büyük alanı, büyük şehirlerinde yine çok büyük alanları hala %1 KDV. Bir kısmı da %8 olarak devam edecek. Çok kupon yerler %18. Evet, metrekareden evet. Oradan tam tersi yere dönüldü. Uğur Bey peki devam edecek olursak biraz önce söylediğim gibi neler değişecek? Tüketici kanunu ile birlikte gayrimenkulde inşaatta şöyle bir hatırladığımızda yapı ruhsatı almadan tüketiciye maketten satış yasak olacak. Maketten satış yapanlar en geç 36 ayda konutu teslim edecek. Teslimata kadar tüketici gerekçesiz vazgeçip iade edebilecek. Bu da önemli başlıklardan biri. Şöyle bir nokta da var. Konut kredi borcunu erken kapamada tazminat 36 aydan az vadede %1'i, aşanlarda da %2'yi geçemeyecek. Tüm bu maddeler sektörü nasıl etkileyecek? Kimi sektör oyuncuları iyi olarak algılıyor, kimi de maliyetleri artıracak diye bankalarla birlikte orada bir fiyat artışının sinyalini veriyor. Yani
Bazı açılardan gerçekten iyi. Yani iyi ile kötüyü ayrıştırabilecek şeyler var. Mesela bir de zannederim bitirme sigortası, evet, diye bir sigorta var, bir enstrüman. Gerçi bu enstrümanın ne şekilde olduğu, altının ne kadar dolup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu da olursa sektöre, aslında sektördeki kayıt dışı ile kayıt içini biraz daha ayrıştırabilecek. Çünkü herkesin çok rahatlıkla girebildiği, yaklaşık olarak 150 bine yakın olan gayrimenkul girişçisinin olduğu bir sektörden bahsediyoruz. 150 bin. Evet, 150 bin ve bu ciddi, yani bir işte değil. Almanya'da bir elin neredeyse bir 100'e yakın bir firma olduğu şey. Tamam, yani çok az firmanın hakim olduğu bir piyasa olsun diyemiyoruz ama gayrimenkul sektörü de oldukça ciddiye alınacak bir sektör. İnsanların yatırım açısından bakıldığında bir kereliğine alabileceği şeyler veya hatta deprem güvenliği açısından bakıldığında yaşamını emanet edebileceği bir sektörden bahsediyoruz. Tüketici yasası da bu açıdan bazı şeyleri düzenleme yoluna gitmiş. Ama bazı noktalarda bence pilot bölge gibi şeyler yapmış olması gerekiyordu. Özellikle bu konut bitirme sigortası gibi olan noktaları daha tam altı doldurulmadan çıkması problem oldu. Olabilir. 30 aydan 36 aya çıkması gerçekten mantıklı. Çünkü bütün gayrimenkul geliştiricileri projelerini 30 ayda bitirmek durumundaydı. Ama şimdi artık ufak konut projelerinden uydu kentlere kadar projeler var. Tek ruhsatlı da çıkabiliyor ve onun 30 ayda bitirilmesi imkansız. Ve bitiremediği zaman da çok büyük bir yaptırımı var. Yani tüketici yasasının diğer maddeler açısından bakıldığında çok söylenen şey, onu ben de söyleyeyim. Eski tüketici yasası gayrimenkule bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi gibi bakıyordu. Yani bir tüketilebilen bir şeymiş gibi bakıyordu ama bu konut ve bunun teslimatında, arızalanmasında herhangi şeyinde problemler olabilir. Buna karşılık çok ağır yaptırımlar vardı. Bunlar da bunlarla ilgili değişiklikler oldu. Bir de bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Lütfen. Siz demin bahsettiğiniz geri verebilme şansı, ama bunun tehlikeli noktası şu zaman olabilir. Türkiye ve dünya çok büyük bir ekonomik krize girdiği anda, yani nasıl bankacılık sektöründe herkesin aynı anda parayı çekme doğrultusunda hareket ettiğinde bankacılık sektörü ilerleyemez ve ekonomi tamamen yıkıma uğrayabilir gibi olan noktada, bu da hani çok kötü. Evet, yani belki olması çok zor ama yani çok çok kötü bir bakıldığında, herkes aynı anda konutunu teslim etmek istese ve inşaatını devam eden ve diyelim ki %60-70'e bunun için parayı harcamış bir geliştirici o piyasada onu nasıl geri ödeyebilir? Öyle bir durumda nasıl frenlenebilir diyorsunuz? İade, evet. Koşulsuz, gerekçesiz iade noktasında son derece önemli. 6 ayda önemli bir süre aslında bunun için. Tüketici kral şeklinde aslında manşetler atıldı. Bunu konuştuğumuzda pek çok sektörden konuğum dediler ki aslında yıllardır kral ve önüne kırmızı halılar seriyorduk dediler. Şimdi izleyicilerimizden de hemen sorular gelmeye başladı. Biraz önce bir hesap yapmıştınız Hamit Bey. Altın %66. Şöyle bakıyorum, döviz %36 ama konut dediğimizde %74 ila %150 değer kazandı son 4 yıl içerisinde, evet, dediniz değil mi? İzleyicimiz Ersin Bey de e-posta atmış. Diyor ki yatırım olarak konut alınması 5 yıldan önce satışlarda kardan gelir vergisi uygulandığını göz önüne aldığımızda ne derece karlı diyor. Şimdi 5 yıl zaten evinde oturuyor, belirli bir kira vermiyor. Kira vermediği için yatırımı gelir değil, elde oturma ediyor. Oturum amaçlı aldığı ev için. Şimdi yatırım amaçlı aldığı zaman zaten bu vergiye tabi. Bir de biraz önce bu sigorta olayında bahsettiğiniz zaman, makette satışta markalı konutlarda zaten bir sorun yok, bir sıkıntı yok. Markalı konut çıkartıyor, satışını yapıyor, sonra da yapıyor, teslim ediyor. Hiçbir sorun yaşanmamıştır Türkiye'de markalı projelerde. Markasız sonradan sektöre katılan bazı arkadaşlarda sıkıntı oluyor. Bakanlık her getirdiği, inşaat sektörüne her getirdiği maliyeti artırıyor. Tüketici ile satıcı arasındaki farkı yükseltiyor. Bu nedir? İşte sigorta, KDV gibi bu gibi şeyler metraj fiyatlarını ister istemez artırıyor. Bugün bizim maliyetlerimiz, eğer metrekare maliyetimiz 2000 liraysa, 2200 liraysa, geriye döndüğümüzde KDV'si, mutasarı, tapu harçları vesairesi, devlete verdiğimiz bedel hemen hemen %40'lara gelmiş oluyor. O yüzden ben hemen makette satışı sigortalayacağız, engelleyeceğiz değil de,
ben inşaat sektörüne katılan, sonradan katılan aktörlerin kontrol edilmesi lazım. Bu da servis piyasa ekonomisine uyar mı? Hani uyar mı derken, yani ruhsat alırken, belediye müracaat ederken bunlar araştırılmalı ve maketten satışı o yerel belediyenin veya ilçe belediyesinin kontrolünde olmalı. Bunlar kontrol edilmeli. Yoksa bu sektörün pırıl pırıl yüzlerce, binlerce sektörde yüz akıyla yıllarca iş yapmış insanların cezalandırılmamalı diye düşünüyorum. Buna dikkat edilmeli. Peki. Şimdi birazdan araya gideceğiz. Tweetler de geliyor. Mehmet Tüfekçi diyor ki kira getirisi kendini 10 yılda amorti etmeyen daire ancak müteahhit zengin eder diyor. Hesaplar tüketici doğru tarafından değil. Da yapılıyor. Bu doğru değil. Artık 10 yılda ticari gayrimenkuller bile getirmiyor. Ticari gayrimenkuller bile 15-16 yıllara çıkmış vaziyette. O çok eski bir bilgi. Yani 10 yılda kendisini amorti eden bir şey 5 yılda ortalama karşılığını alıyorsunuz demektir öz kaynağın. Bir de çok iyi hesap edilmiyor bunlar. Yani dairenin fiyatı diyelim ki 300 bin lira. Vatandaş buna 100 bin lira ödeyerek diğer kısmını firmaya ya da bankaya borçlanarak bir ödeme planı oluşturuyor. Fakat dairenin primini toplam bedel üzerinden hesap ediyor. Yani dairenin %20 prim yaptığı zaman 360 bin liraya gelen bir daire normalde 100 bin lira peşinat ödeyen bir kişi için işte teslimata kadar da diyelim ki 30 bin lira 40 bin lira daha ödemiş olsun. Yani 140 bin lira da 60 bin lira para kazanmış oluyor. Böyle bakması lazım. Evet. Yani öz kaynak karlılığı nedir? Ona bakmak lazım. Evet. Kaç para verdik? Vadesi ne? Ve toplamda kazandığın para ne? Peki. Genelde öyle yapılmıyor hesap. Kısacık araya gidelim. Aranın ardından hesapları yapmayı sürdürelim. 2014 nasıl geliyor? Burada artışlar olabilir mi değerlerde ve fiyatlarda? Bunları konuşalım. Kısacık aranın ardından sizinle katılımınızla. Yeşil GYO'nun sunduğu Finans Kafe devam edecek. He knew how to win. Kendisi gitti, adı kaldı. JR'ı kim öldürdü? I still think Harris has something to do with my father's death. I'm out for blood as far as you guys are concerned. It's time to take the gloves off. Dallas yeni bölümüyle bugün 21'de CNBC'de. I'm waiting for a prince. Romantik salıda bu hafta The Accidental Husband. Kazara koca. I'm supposed to be getting married this weekend and I'm having second thoughts. You know what you need to do. O delirmedi. Sadece istediği kadınla evlendi. I'm married. I'm what? Already married. That's impossible. Vay doğruyu unut. Vay yanlışı aramaya başla. Hey everybody, we got a bride number. Let's go. Reagan! Reagan! What am I doing? Running around Queens in the middle of the night with a man who is technically my husband. Who's that man out there pretending to be me? How's it going, bro? I can explain everything. Are you sure you want that? Yes, New York City Fire Department. Please exit the elevator. The Accidental Husband. Kazara Koca. Bugün 22'de CNBC'de.
Piknik için zemin müsait, hava çok güzel ve işte usta mangalcılar sahaya çıkıyor. Artık her şey hazır. Ellerini yıkıyorlar ve mangal başladı. Ahmet soğukta muhafaza ettiği etlerini İlker'e aktarıyor. İlkerçi etlerin değdiği bıçağı ve doğrama tahtasını domates biber doğrarken kullanmıyor. Zeki kömürün iyice közlenmesini bekliyor ve etleri ızgaraya attı. Zeki mükemmel bir harekette çift maşa kullanıyor. Çiğ etin değdiği maşayla pişmiş etlere dokunmuyor. Etleri çiğ bırakmadan iyice pişiriyor ama yakmıyor. Ve bol! Keyifli bir yemek başlıyor. Usta mangalcılar oyunu kurallarına göre oynuyor ve sağlıklı mangal yapmanın tadını doya doya çıkarıyor. Gıda kaynaklı birçok hastalığa önlenebilir insan hatalarının neden olduğunu lütfen unutmayalım. Şimdi Garanti İnternet Şubesi ya da Cep Şubesi'ne giren herkes 3 aylık Digiturk Play Premium üyeliği kazanıyor. Siz de girin, İngiltere, Rusya, Brezilya futbolunu ve Beko Basketbol Ligi'ni ücretsiz izleyin. Vodafone Red sunar. Karşınızda Sony Xperia Z1. Smart Watch saatiyle birlikte Red Elite tarifenize ek ayda sadece 35 liraya. Üstelik 2 kat hızlı internetiyle Vodafone'da. Kahvenizi nasıl alırsınız? Sade, orta, şekerli. Peki evinizi nerede alırsınız? Maslak, Ataşehir, Basın Ekspres, Bakırköy. Büyük Ağoğlu kampanyası başladı. Ve dev şehir parkının yanında eşsiz deniz manzarasıyla benzersiz proje Bakırköy 46. Tüm bu Ağoğlu projelerinde %2 peşin ve 36 ay 0 faize kadar hangisini seçsem diyeceğiniz ödeme kolaylıkları. Bir kahveye bekleriz. Ağoğlu, yaşam mimarı. 444-6777. Yeni Skoda Octavia. Keşfedin. Skoda. Simply clever. Bazı fırsatlar bu kadar hızlı geçer. Verusa Holding halka açılıyor. 12-13 Kasım 2013. Türkiye, Kuveyt Türk'ün öncülüğünde kira sertifikasıyla tanıştı. Şimdi ise ona yatırım yapma imkanına kavuşuyor. Sabit getirili Türk lirası kira sertifikası halka arz ediliyor. Talep toplama tarihleri 13, 14, 15 Kasım. Başvurularınız için sizi tüm Kuveyt Türk şubeleri, kuveyttürk.com.tr, bizim menkul değerler ve Ak Yatırım'a bekliyoruz. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık. Arzularınızın çok daha ötesinde. Ege, 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 Vitrifiye. Kusursuz güzellik. Çamaşırla ilgili tüm problemleri çözecek bir makineyle tanışmak ister misiniz? Çamaşırın cinsini ve ağırlığını, lekenin türünü ve suyun sertliğini hesaba katan, deterjan miktarını ona göre ayarlayan gelmiş geçmiş en akıllı çamaşır makinesi Siemens IQ serisi. Üstün zekasıyla çözemeyeceği problem yok. Siemens, gelecek evinizde. Deniz evinize geliyor. Yepyeni ürünler, yepyeni tatlar. Deniz Ev. Forex'te, spread'te en az. Investaze. A'dan Z'ye yatırım. Babam kaza geçirdikten sonra başladım atölyede çalışmaya. 100 kilometrede 90 kuruş yakan bir elektrikli taşıt yaptım. Yaptım yapmasına da nasıl olacaktı bu işin pazarlaması, ticareti? Tam yandık derken tepim dadıma yetişti. Geldiler, projeme destek verdiler. Aklına ne takılırsa sor dediler. Sağ olsunlar, hep cevap verdiler. Yatırımcılarla nasıl konuşulur, iş planı nasıl yapılır öğrettiler. TEP sayesinde uluslararası fuarlara bile katıldım. Şimdi büyük yatırımcılarla görüşüyorum. TEP Girişim Bankacılığı, tecrübeli danışmanlarıyla her girişimcinin hep yanında olacak. Sonunda kazanan önce İsmail, sonra siz, sonra biz hepimiz olacağız. Kazanan Türkiye olacak.
Yeşil KYO'nun sunduğu Finans Kafe devam ediyor. İnşaat sektörü konuşuyor. Biz reklam arasında pek çok şeyi konuştuk. Sizler de tweetlerinizi, e-postalarınızı gönderiyorsunuz. Gelmeye devam etsin. Bunlara da yanıt vereceğiz. Pek çok konu başlığı var. Hemen tekrar değerli konuklarıma merhaba demek istiyorum. Yeniden merhaba. Merhaba. Az önce konuştuğumuz önemli başlıklar vardı. Bir tanesi maketten satıştı. Maketten evet. satış dediğimizde önemli başlık var karşımıza çıkan. Aslında şu ana kadar aldığım yorumlardan şunu gördüm. Hani sepetteki çürük elmaları ayıralım. Sektörle tüketici arasındaki o güven sorunu hiç yaşanmasın şeklinde mi yorumlamak lazım? Yoksa başka yansımaları olabilir mi? Bu konuda şu söylenebilir. Sepette çürük elma her zaman olacak. Her sektörde var. Bu bizim sektöre özel bir şey değil. Hı. Maketten konut satış modeli Türk insanının geliştiricisiyle, tüketicisiyle kendi içinde geliştirdiği, çalışan ve en az son 10 yıldır belki 5 milyona yakın insanı konut sahibi yapan bir sistem haline dönüşmüş vaziyette. Yani yılda 700 bin 800 bin konutun satıldığı bir ülkede bilemiyorum ben 3 bin kişi mi 5 bin kişi mi 10 bin kişi kaç bin kişi maketten konut aldı da bu konutlar teslim edilemedi. Evet yaşanan bazı bölgeler var, bazı noktalarda bu sorunlar yaşandı ama bunların sebebi sadece maketten satış değil. İmar sorunlarından kaynaklanan, ruhsat iptallerinden kaynaklanan, davalar sebebiyle yarım kalan inşaatlar da var. Tamamı aynı sepete konup maketten satış şimdi üzerine gidiliyor mantık olarak ama bu çok doğru değil. Tüketici yasası bu noktada yapılabilecek maksimum şeyi yaptı bana göre. Olumlu da ben karşılıyorum yasayı doğrusunu isterseniz. Tüketiciyi koruma adına bir sigorta mekanizması getirdi. Doğrudur bu. Evet bizlere bir maliyet getirecek. Dolayısıyla tüketiciye de bir maliyet getirecek ama netice itibariyle de bir mekanizmadır. Bir güvence mekanizmasıdır. Sigorta kurumunun da altı doldurulacaktır. Hepimiz bundan sonra yaptığımız konutları sigorta edeceğiz. Bizler zaten sigortalıyorduk. Yani belli çaptaki firmalar zaten bunu sigortalıyordu. Sigortalamıyor değildi. Ama şimdi daha kurumsal bir hale gelmiş olacak. Evet, yasal peki. zorunluluk haline gelmiş evet, olacak. Evet. Kontrolde altına evet. almış da olacak. Bu da önemli bir evet. diğer başlık. Aslında şöyle bir baktığımızda hani biz kazançlar boyutuyla baktığımızda izleyicilerimizin de pek çok sorgulaması var. Onlara da gözüm kayıyor ve okuyorum. Birazdan da sizlere de soracağım aslında. Şöyle bir aslında başlayalım buradan sormaya. Erman Uslu diyor ki konut reklamları başladı. Hemen alın, çabuk alın, kaçırmayın bak gidiyor diye de gülümseyen yüzünü kullanmış. Bizimle buluşturmuş. Ne demek gerekiyor? Hani reklamların artmasının mevsimselliği mi bağlamak lazım? Yoksa stoğu eritme çabası olarak mı görmek lazım? Tüketici de bu noktada bir cevap istiyor. Bu reklamların artması tabii ki mevsimsel. İnşaat sektörü de Eylül, Ekim, Kasım gibi. O yüzden yazın 3 ay 4 ay üretiyor. Hı hı. Sonbaharda okulların başlamasıyla beraber reklamların da başlamasıyla bu oluyor. Ama o sevgili arkadaşımız gerçekten şuna da inansın. Alınan her konut bir sonraki sene bir önceki aldığı seneye oranla bir artış sağlıyor. Biraz önce de konuştuk 50 bin liraya araba alıyor. Evet. Bir sene sonra o arabayı 30 bin liraya satabiliyor. Ama 300 bin liraya bir konut aldığı zaman bir sene sonra mutlaka 350-360 lira satıyor. Yani bankaya verdiği farkla beraber bilene onu da düşündüğünde oturduğu kira katkılarıyla beraber %10-15 gibi minimum bir kar sağlıyor. O yüzden bu reklamlardan o şekil onu güler yüzünü de kabul etsin, karşılasın. Eğer konut ihtiyacı olanlar da mutlaka markalı konutları alacağı firmaları iyi seçerek konut almalarını ben öneriyorum. Peki konut hala cazibesini koruyor evet. diyorsunuz. Bir Özcan Tayincioğlu ile sohbet ediyorduk. Kendisi ofis ağırlıklı yatırım yapıyor ama yine de bunu da söyleyerek tabii ki konut almayın, ofis alın dedi yatırım için. Siz ne dersiniz? Bence ben Amit Bey'in fikirlerine katılıyorum. Yani gayrimenkul sektörü aslında yani sadece konut veya ofis diye ayrışmamak gerekiyor. Yani hem ofis hem konut aslında
Türkiye'de daha doymamış bir değer gibi gözüküyor. Yani Türk ekonomisi hızla yükselen bir ekonomi. Yani bütün dünyanın gözleri şu anda İstanbul'un üzerinde, finans merkezi oluyor, birçok faktörler, birçok parametreler devreye giriyor. Aha. Böyle hesapladığımızda yani çalışan insanların maaşlarının artacağı gibi, gelirlerin artacağı gibi inşaatların da maliyetleri artacak gibi gözüküyor ve inşaatların değeri de artacak. Çünkü bizim son özellikle mütekabiliyet yasasıyla beraber yurt dışına satışlarımız ciddi anlamda artmaya başladı. Bu yani biz sene başında %10 oran koymuştuk. Bu %15'lere çıktı. Eylül ayında %45-50'lere çıktı. Bu şu anlama geliyor. Yani gayrimenkulü aslında bir yandan bakıldığında yurt dışından da bir talep, yeni bir hedef kitle, yeni bir müşteri geliyor. Doğrudan kendisi mi geliyor yabancı yatırımcının, yoksa fonlar mı geliyor? Yok, ben bireysel yatırımcılardan bahsettim. Kurumsal yatırımcılarla görüşmeler, o daha farklı. Yani sadece bireysel bakıldığında yani artık tek şeyli değil, tek alıcılı değil piyasa. Farklı farklı alıcılar geliyor ve bu şu anlama geliyor. Türkiye'de gayrimenkul sektörü uzun yükselişini devam ettirecek ama bana göre kısa vadede fiyatlar artmaz. Şu anda yeteri derecede konut var. Arz açısından bakıldığında orta vadede artacağına inanıyorum ama bu %1, 18 veya 8 olan noktasında eğer gayrimenkul girişçileri ellerindeki stokları eritip yeni projelerle girmeye başladıklarında, yeni ruhsat alınmış projelerle girmeye başladıklarında bunları mecburen fiyatın içine yedirmek durumunda. Bunu tabii ki maliyetine tüketici katlanacak. Bu da fiyatların artacağı anlamına gelir. Bir başka faktör de fiyatları doğrudan değil de dolaylı etkileyen konut kredi faiz oranlarının Fed'in davranışına göre dünyadaki ilgilerin azalması ve gayrimenkul sektörüne yansıması da tabii ki yoğun olabilir. Çünkü biliyorsunuz yaz ayından bu yana 0.60'lardan 0.90'lara 1'lere kadar yükselen bir konut kredi faiz oranları var. Bunun önümüzdeki senenin ortalığından itibaren yükselmesi tabii ki konutu bugün için yatırım yapmakta değerli kılıyor. Yani almak isteyenler için bugün almak daha avantajlı gibi gözüküyor. Peki ama kısa vadede fiyatlar artmaz diyorsunuz. Sonra bana göre ama Altan Bey böyle şeye baktı bana, o farklı düşünüyor. Sektörden biri olarak nasıl diyorsunuz? Ben gibi şimdi bir kavga etmeyelim burada. Peki sizin hesabınız nasıl? Şöyle önce konut mu ofis mi kısmına bir cevap vermek istiyorum. İkisi de. İkisi de ama herkes ikisini de alamaz. Aslında ofiste yani bir ofis, vergi avantajı da var. Düşünecek olursak. Yani ofiste KDV %18 bir defa. Ofiste KDV %18 avantaj değil, dezavantaj ama şu var. Ofis arzı büyük bir arz değil. Ve bugün İstanbul'un merkezi sayılabilecek lokasyonlarındaki ofis arzında metrekaresi 3000 doların altında bir şey yok. Yani 6000 lira metrekaresi TL'ye vurduğumuz zaman. Şimdi 6000 liradan metrekaresi herkes ofis alamaz. Ama 2000 liraya kadar konut alabiliyor. Evet. Dolayısıyla geniş bir skaladan bahsediyoruz. Ofise yatırım da doğru, konuta da doğru. Ama ofisten muhtemelen 12, 13, 14 yıllarda geri alabilir kira karşılığını. Konuttan biraz daha uzun kira karşılığı. Eğer böyle bir hesap yapılıyorsa. Fiyatın artıp artmamasıyla alakalı Uğur Bey'in sözüne söyleyebileceğim şey şu. Bu yıl ciddi anlamda stok tükendi. Yani 1 milyon 150 bin konutta ulaşacak. Bu şu demek, yani yapılmış birçok konutun satılması demek. Stokların sıfırlanması demek. Bu mutlaka bir talep bitecek değil, talep mutlaka devam edecek. Elbette ki yeni arzlar da geliyor ama sözümün başında bunu ifade ettim. Yani bizler yıllık 600-700 bin aralığında ancak bir arz üretebiliyoruz. Aslında reklamlardan yapılan kampanyalardan insanlar zannediyor ki bu kadar konutlar elde kaldı, bu kadar konutlar satılmıyor. Satmak için de bu kadar reklam yapılıyor. Hayır, öyle değil. Her sektör reklam yapılıyor. Bizler de fabrika gibi sürekli üretiyoruz. Sürekli ürettiğimiz için de sürekli o reklamlara ihtiyacımız var. İnsanlara erişmek durumundayız. Anlatmak durumundayız. Son yıllarda özellikle öne çıktığı için eskiden yani, gayrimenkulde reklam yoktu. Onun yani bankalar kredi satamıyor mu? Her gün banka kredisi var. Otomotivciler araba satamıyor mu? Her gün otomotiv var. Efendim oturma grupçular her gün reklam veriyorlar. Ya da çikolata üreticileri her gün veriyorlar. Reklam da versinler. İşte versinler yani vermek durumunda. Dolayısıyla konutçular çok reklam veriyor bu ara. İşte acaba işte kaçtı, bitiyor mu, bitiyor mu gibi düşünmek doğru değil. Hatırlatıyoruz insanlara ürünlerimizi. Ve bu bir sürekliliği olan bir şey. Biz sur yapı olarak şu anda elimizde bizim sadece 200 konutumuz var.
Sadece 200 konut. Yani biz yılda aşağı yukarı 1000 konuta yakın üretip satan, teslim eden bir firmayız. Farklı skalalarda. Bizim elimizde şu anda sadece 200 konut var. 3 tane projede. Proje başına 70 konut yapıyor. Yılbaşına kadar bir şey kalmaz. Yani toplamda büyük bir stok söz konusu değil. Maliyet artışları var. Her yıl %10,5 üzerinde artmış son 4 yıla başlıyor. Evet, geçmiş 4 yılda böyle. Önümüzde de böyle gidiyor. Mayıs ayından bu tarafa sadece çimento, beton ve agrega kaynaklı maliyet artışı %20. Ya bu eninde sonunda yansıyacak. Yani bunun çaresi yok. İzleyicilerimizden Ümit Esim sanırım emlak sektöründen bir de şunu da söylüyor. Bankalarda konut faizi aylık 0.95 görünüyor ama sıkı pazarlıkta 0.83'ten alınabiliyor. Buna da dikkat diyor. Doğru. Maliyetler dediğimizde biraz önce söylediğiniz 10.5'larda bir her yıl artış var. Ama evet, başta siz dediniz ki %10-20'ler bir karlılık. Şimdi pek çok sektörde %1'lerle devam ediyor aslında. %1'ler, %2'ler o seviyelere kadar gelmiş durumda. Oradan baktığınızda çok büyük amacı orada. Onu soracağım işte. Tüketici de oradan okumaya çalışıyor. Hani bu karlılık az mı yoksa normal seviyesine şimdi mi geldi? Nasıl okumak lazım? İzleyicilerimizden Çağlar Çerşit'te demiş ki e-postasına cebine parayı koyan müteahhit olabilir mi? Mesleki şartları var mıdır diyor. Hala cazibesi var. Ben iş yeri konusu değinip geçmek lütfen istiyorum. Ticari alanları alan ülkede en ufak bir sarsıntıda ticari alanlar boş kalabiliyor ama konut alanları boş kalmıyor. Kesinlikle Türkiye'de 100 kişide 20 kişiye ticari ofis lazımsa 80 kişiye konut lazım. Uğur Bey'in bir lafına katılıyorum. Bitmiş konutlar çok fazla bitmiş şu an stokta olan konutlar çok fazla fiyat artışı olmayabilir. Ama yeni başlayan, lasmana çıkmış ve yeni başlayan üretimi devam eden konutlar bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl olmazsa olmaz artmak zorunda. Çünkü malzemeye gelen zamları konutun üzerine ilave etmek zorundayız. Hepsini cebimizde harcayamayız. Biraz önce %10-%15'ler dedik. Hı hı. Bazı projelerde zarar ediyoruz, buna inanın. Arkadaşlarım da dostlarım da buna katılır. Biz bir projemizde 2 sene önce ciddi bir zarar ettik. Ama vatandaşa en güzel şekilde teslim ediyorsunuz. Teslim ederken de ben bu projede zarar ettim, bunun bedelini bana iade eder misiniz diyemiyorsunuz. O yüzden konut sektöründe %10-%15 karlar 36 ay gibi bir sürece yaydığınız zaman bu çok minimumlara düşüyor. Konut sektörü çok karlı bir sektör değil. Sanayici arkadaşlarımız bazen konuta giriyorlar, girdiklerine de pişman oluyorlar. Geri dönüşte de çok tahribat almış oluyorlar. Evet, dün Özcan Tayinci oldu. Bugün olsa girer misiniz dedim. Bugün için hiç akıl kârı değil dedi. Çok büyük samimiyetle. Konut maraton tabii yani. Konut üretimi bir maraton. Biraz önce parası cebinde parası olan inşaatçı olabilir mi? Olabilir mi dediğin zaman. Evet. Çok üzülerek söylüyorum, cebine biraz para koyan birkaç kişi birleştiği zaman müteahhit olabiliyor. Bunun bir sınırlaması yok. Üzüldüğümüz tek konu da bu. İşte sıkıntılar da buradan başlıyor. Ben bir şey söyleyeyim. Son bir şey olsun, çok süremiz var. Mesela bakın şimdi Türkiye'nin garipliklerinden bir tanesi de bu. Ya isteyen çok rahatlıkla bir berber, bir bilmem bir şu falan olabiliyor ama bir berber... Berber olmak istediğinde, bir eczacı olmak istediğinde şeye ihtiyacı var. Yani diplomaya. Diplomaya ihtiyacı var ama gayrimenkul sektörüne girmek istediğinde herkes girebiliyor. Veyahut da bir mimar düşünün. Bir mimar üniversiteyi bitirdiği anda şu anda bizim yapmış olduğumuz yüksek gökdelenlere dahi imza atabilme, mimar veya mühendis atabilme şeyi var, hakkı var. Şimdi Türkiye'de buralar, bunlar mantıksız gibi görüken şeyler herhalde düzeleceğini ben düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten akla mantığa uymuyor. Aha, burada da kıstaslar olmalı diyorsunuz. Mutlaka. Ona göre ekonomi daha sağlıklı işlesin diye ekliyorsunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere değerli katılımınız için. Sayın Dumankaya, Sayın Elmas ve Sayın Demir bir ders. Tekrar çok sağ olun. Değişen parametreler çerçevesinde. Teşekkürler. Evet, kısacık araya gidiyoruz. Aranın ardından haberler.